silah kullandılar. Bıçakla saldırdılar. Gaz kullandılar. Şu anda da etrafımızda diğer gemilerde ne oldu bilmiyoruz. Kesinlikle insanlık diye bir şey yok. Tamamen savaş ilan ettiler. Savaş ilan ettiler. İsrail hükümetinin kendini uluslararası hukukun üzerinde gören, insanlık vicdanı hiçe sayan gayrimeşru eylemlerinin sonuçlarına katlanmasının ve bir bedel ödemesinin vakti gelmiştir. Açık denizde cinayet işleyen, masumiyete ve merhamete kurşun atan İsrail bu kanlı eylemiyle bütün dünyaya karşı yalnızlığı seçmiştir. İsrail'in işlediği suç basit bir suç değildir. Çiğnenen uluslararası hukuktur. Çiğnenen insanlık vicdanıdır. En temel insanı değer olan yaşam hakkıdır. İsrail'in belki farklı hesapları vardı, onu bilemem. O zamana kadar kan döktüğü birçok vahim olay gibi bunun da belki unutulacağını zannediyorlardı. Yaptığı tüm hukuksuzluklar gibi belki bunun da üstünün örtüleceğini zannediyorlardı. Ancak İsrail bu sefer tabii farklı bir anlayış, farklı bir yapıyla karşılaştı. AK Parti hükümeti olarak bu hukuksuzluk, bu saldırganlık, bu katliam karşısında biz susmadık. Bir, özür. İki, tazminat. Üç, Filistin'e ambargonun kaldırılması. İsrail özür diledi, şartları kabul etti. İsrail Türkiye'den özür diledi. İsrail'in sivil halkın kullanacağı malların Gazze dahil Filistin topraklarına girişine ilişkin kısıtlamaları kaldırdığını duyurdu. İsrail özür diledi.